Değerli okur takipçileri bu videomuzda Hazreti Peygamber'in bize sosyal medya ahlakı ile ilgili yol gösterebilecek olan 18 hadisi üzerinde konuşacağız. Hazreti Peygamber bizim için her konuda örnek. Çarşıda pazarda örnek fakat sosyal medyada, internet kullanımında, sanal alemde örnek değil diye bir algı. Ya da bu konuda bir şuursuzluk biz Müslümanları birçok konuda yanlış yapmaya, günaha girmeye pişman olacağımız davranışlar sergilemeye sevk ediyor. Eğer bu konunun farkında değilsek bu daha büyük bir fecaat. Fakat onun örnekliğini, Hazreti Peygamber'in örnekliğini sosyal medya kullanımında da gözetiyor olmak aslında bir nimet, bir şuur hali. Bizler için bu konuyla ilgili Nursema Hatipoğlu'nun Gerçek Ya isimli bir kitabı var. Bu kitabı Anadolu'da gittiğim bir eğitimde hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum. Aksaray'daki bir eğitim olabilir. Bana imzalayarak hediye etmişti. Bu kitabın sonunda 18 hadisi derlediği bir bölüm var. Aslında bu videoda bunu konuşacağız. Fakat önce kitaptan bahsedeyim. Nur Sema Hatipoğlu Samsun'da bir din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni. Bu konuya önem vermiş, kendisine dert etmiş ve 10 yaş üzeri gençlerin ki bu 10-11 yaşla sınırlı değil. Yani ortaokul ve lise için de okutulabilir. Gençlerin Sanal alemde sosyal medya kullanırken Müslümanca tavrının ne olması gerektiği ile ilgili biraz bilgi veren, biraz şuur veren, biraz nasihat eden bir üslupla bazı yerlerde de çizgilerle desteklediği bir kısa hacimli bir kitap olmuş. Bu öğretmenler tarafından öğrencilerle ortaokulda veya lisenin baş kısımlarında ilk yıllarında olabilir. Okunabilecek bir kitap. Şölen çocuktan çıkmış. Fakat bu kitabın benim için Asıl burada paylaşmaya değer kısmı sonundaki kısmı o da Peygamberimizden Peygamberimizden öğütler diye sayfa 93'ten sonra e, kitabın son kısmına aldığı bir bölüm burada Hazreti Peygamber'in hadislerini sosyal medya ahlakı konusunda sadece gençlere değil biz yetişkinlere de e, ışık tutacak şekilde değerlendirmiş ama çok kısa kısa geçmiş ben de burada kısa kısa geçeceğim inşallah önce hadislerin metinlerini okuyacağız. Ve daha sonra bunun bize e, sosyal medyayı kullanırken e, ne gibi ilkeler getirdiğini, ne gibi sorumluluklar yüklediğini de bir iki cümleyle geçeceğiz. Ve videoyu çok fazla yoğunlaştırmadan, ağırlaştırmadan bitireceğiz inşallah. Birinci hadis-i şeriften başlayalım. E, kitapta e, yazar Nursema Sema Hatipoğlu hadislerin kaynaklarını belirtmemiş. E, keşke belirtseydi fakat bu aşamada çok da önemli değil. Sadece okuyalım. Birincisi şöyle. Nerede olursanız olun Allah'a karşı gelmekten sakının ve her kötülüğün peşinden hemen iyilik yapın ki onu silip yok etsin. Ayrıca insanlarla güzel geçinin demiş Hazreti Peygamber. Yani burada bizim sosyal medya kullanımı ile ilgili alabileceğimiz hisse ne olabilir? Bizim paylaşımlarımızın çoğunluğunun iyilikler üzerine olması, çoğunluğunun hayrı paylaşan, hayrı çoğaltan iyilikler olması ki hatayı hepimiz yapıyoruz sadece sosyal medya değil normal dünyada da yapıyoruz. Ama iyiliklerimiz her zaman daha fazla olursa kötülüğün peşinden hemen iyilik yapın ki onu silsin ilkesi veya nasihati şöyle gerçekleşir. Cebimizde her zaman yapmış olduğumuz hatayı silebilecek olan iyilik paylaşımlarımız da olmuş olur. Dolayısıyla yaptığımız paylaşımlara geri dönüp bir bakalım. Acaba kötülükleri paylaşan, kötülükleri yayan iyi niyetli bile olsa kötülükleri yayan paylaşımlar mı yapıyoruz? Yaptığımız paylaşımlarda bir gerginlik mi var aslında? Bunu tarafsız bir gözle görmeye çalışalım. Eğer öyleyse kendimizi bir daha gözden geçirelim. Çünkü Hz. Peygamber'in hadis-i şerifi bu konuda bize ışık tutuyor. Bir hata yaptığın zaman onu hemen iyilikle ört, iyilikle sil. Nasihati çok önemli. Çünkü günah sosyal medyada da günah, yanlış sosyal medyada da yanlış tam tersi iyilik sosyal medyada da iyilik sevap sosyal medyada da sevap. İkincisine geçelim. Şöyle Hazreti Peygamberin hadis-i şerifi "Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter." Sosyal medyada kişinin e, duyduğunu söylemesi, onu paylaşması anlamına geliyor. Twitter'daysa retweet etmesi, e, veya Instagram'daysa görmüş olduğu bir şeyi tekrar paylaşması, Facebook'ta da aynı şekilde paylaşması. E, bunları paylaşmadan önce bir iletiyi paylaşmadan önce bir kere iki kere değil 40 kere düşünmek gerektiği sonucu çıkıyor bu hadis-i şeriften. O paylaşım doğru mu? Aslı var mı? Veya söylendiği şekli şekilde mi? Arka planında başka nüansları var mı? Paylaştığımız zaman bizi töhmet altında bırakacak, Allah karşısında sorumluluk altında bırakacak, kul hakkına girmemize sebep olacak başka meseleler var mı işin altında? Paylaştıktan sonra çünkü e, biliyorsunuz onu duyan kişiler sizin düzeltmenizi okumayabilir. E, dolayısıyla gökyüzüne saçtığınız e, kuş tüyleri gibidir. E, yaydığınız, yaz, yaydığımız dedikodular nereye uçtuğunu rüzgarın onu nereye götürdüğünü bilemeyiz. Dolayısıyla her gördüğünü retweet etmesi, her gördüğü bilgi böyleymiş diye paylaşması veya o söylediyse doğrudur, ateş olmayan yerden duman çıkmaz gibi fikirlerle paylaşması kişiye günah olarak yetebilir. Bu konuda da Müslümanın çok bilinçli, çok şuurlu olması lazım. Çok söylenen, çok paylaşılan şeylerin gerçek olduğu sonucu çıkmıyor. Bu istatistik doğru bir istatistik değil yani. Diğer hadis-i şerife geçelim. Benim için altı şeye söz verin, size cennet sözü vereyim diyor Hazreti Peygamber. Bu altı şey neymiş? Biriniz konuştuğu vakit yalan söylemesin. Yani burada sosyal medyada yalan şey, gerçek olmayan şey doğru olmayan yanıltıcı şey anlamına gelebilir. Biriniz konuştuğu vakit yalan söylemesin. Bir söz verdiğinde sözünden dönmesin. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet etmesin. Bu sır olabilir, başka şeyler olabilir. Gözünüzü harama yumun, elinizi haramdan çekin. Bu mesela internet olunca aslında bizim en fazla zorlandığımız mesele İffet ve namusunuzu koruyun. Bu da çok ince bir çizgi maalesef insanlar için bu altı şeye söz verin ben de size cennet sözü vereyim diyor. Sosyal medyada bu altı şeyin de korunması gerçek hayattan çok daha zor. Çok daha büyük bir bilinç hali istiyor. Çünkü sosyal medyada var olma hırsı, var olma isteği, var olma stresi, sıkıntısı insanı kaplamaya başladığı zaman bir şeyler paylaşmalıyım, orada görünmeliyim duygusu insanı kapladığı zaman bu altı şeyin sınırları daha da zorlanmaya başlıyor. Bunun için bu hadis-i şerif buradaki altı şey Müslümanın sosyal medyayı, biz Müslümanların sosyal medyayı kullanırken hiç yani kesintisiz olarak gözümüzün önünde tutmamız gereken unsurlar, kıstaslar yani. Sonrasına geçelim. Sıradaki hadis-i şerif şöyle. Mümin insanları kötüleyen, lanetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir. Yani insanları kötülemek bir yorumun altına o yorumun gazına gelerek başka bir yorum yazmak, lanetlemek, birine hakaret etmek, birine işte küfür derecesine varan sözler söylemek, hele hele gıyabında bunu yapmak. Bu WhatsApp da buna dahil yani sadece sosyal medya dediğimiz şey diğerleri olmuyor. Kötü söz ve çirkin davranış sergilemek. Bu burada kendini Müslüman bir sıfat olarak ortaya koyup Buna hiç uymayacak sözler, hiç uymayacak laflar, hiç uymayacak gıybetler, tecessüsler göstermek bu e, Müslüman bu değildir diyor Hazreti Peygamber burada söylediği. Yani ne yazdığımıza dikkat edeceğiz. E, çünkü kaydediliyor. Sadece e, o sosyal medyanın log kayıtlarında yer almıyor bizim söylediğimiz, yazdığımız, çizdiğimiz şeyler. İlahi log kayıtlarında da amel defterine kaydediliyor. E, bunların da hesabını vereceğiz, vermeyeceğiz değil aldığımız her nefesin hesabını vereceksek ki öyle inanıyoruz. En küçük şeyi bile karşımıza getirecekse amel defteri dolayısıyla bunlar da karşımıza gelecek. Allah muhafaza bunlardan da uzak durmak lazım. Sonraki hadise hadis-i şerife gelelim. Gönülden iman eden, kalbini her türlü fenalıktan temizleyen, dili doğru söyleyen, gönlünü hoş tutup haline razı olan, ahlakını düzelten, güzel sözleri dinleyip ibret nazarı ile bakan kurtulmuştur. Yine çok güzel e, insana yol gösteren bir hadis-i şerif. Bunu sosyal medya açısından e, düşünelim. E, gönülden iman eden, tamam, kalbini her türlü fenalıktan temizleyen. Yani burada sosyal medyada paylaşılan bir sözü, bir videoyu veya herhangi bir paylaşımı tersten anlamama varsayılanında durmak aslında burada belki anlaşılabilecek olan şey. Yani kalbi her türlü fenalıktan temizleyen kişi karşısında birisi bir şey dediği zaman onu yanlış anlamaya meyletmez. Yani hüsnü anlamayla eder Fakat sosyal medyada bunun tam tersini bolca görüyoruz. Eleştirmek için, onun yanlışlığını ortaya koymak için, lafı tersten anlamak için gayret eden kişi aslında kalbini her türlü fenalıktan temizlememiştir yani. Sonra ne demiş Hazreti Peygamber? Dili doğru söyleyen. Yani burada hakaret, alay, veya aşağılama tarafına gitmeyen, konuşacağı zaman bunu saygı çerçevesinde ve doğruyu söyleyecek şekilde konuşan kişi, burada kurtuluşa eren kişi olarak Hazreti Peygamber tarafından nitelenmiş, o şekilde anlayabiliriz. Başka bir ifadesi de şöyle, hadis-i şerifin son kısmının, güzel sözleri dinleyip ibret nazarıyla bakan. Yani birisi güzel bir şey söylemişse, o kişinin ne olduğunu, makamının ne olduğunu... Söylediğiyle yaptığı şeyin uyumlu olup olmadığını falan gözetmeden oradan bir şeyler almaya çalışan, kendine hisse çıkartmaya çalışan bir kişi olması gereke, gerekir, kurtulmuş olan kişinin diye anlıyorum ben. Yani birisi bir şey söylemiş ama biz sen onu bilmiyorsun, onun gerçek hayatta da şöyle yanlışları var. Bırak onun söylediği şeyleri gibi bir ifade, bir tavır takınırsak buradan alabileceğimiz, bu sosyal medyadan alabileceğimiz, kitaplardan alabileceğimiz hiçbir şey kalmaz. Önemli olan bana ne kalıyor, ben ne kazanıyorum okuyucu olarak. Bu gözle bakmak lazım diye düşünüyorum bu hadis-i şeriften. Sonraki hadis-i şerife gelelim. Ey diliyle iman edip kalpleriyle inanmayanlar. Biraz münafıklık alameti görüyoruz herhalde hitap edilen kesimde. Müslümanların gıybetini etmeyin, onların gizli hallerini araştırmayın. Ya da şöyle de anlayabiliriz geri kalanından. Müslümanların gıybetini etmek ve onların gizli hallerini araştırmak da bir münafıklık alameti, münafıklık özelliği gibi e, görülebilir. Bir taraftan bakarsanız so sosyal medyanın kendisi zaten e, gıybet alemi gibi duruyor. E, sosyal medyada bulunup insanların gıybetini etmemiş olmak, etmiyor olmak e, ayrı bir meziyet olsa gerek. Buna şöyle de bakabiliriz, Müslümanların gıybetini etmeyin, onların gizli hallerini araştırmayın e, ifadesini, uyarısını birinin gizli hallerini araştıran ve onunla ilgili bir şeyler paylaşan bir kişinin yorumları paylaşımının altında onlarca yüzlerce yorum olabiliyor. Bu yorumlara bir yorum da biz kattığımız zaman belki doğruyu söylüyor bile olsak o ateşe odun taşıma durumuna düşmüş olabiliriz. Buna da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla gıybet etmeyi, gıybetin ne olduğunu, sosyal medyada gıybetin çerçevesinin ne olduğunu zihnimizde iyi tartmamız gerekiyor. Ya o gıybet olmaz ondan ne olacak o, o, o zaten öyle o zaten böyle gibi kendimizi kandırdığımız şeyler bazen ihtilaflı durumlara düşebilir. Müslüman e, şüpheli olan şeylerden de uzak duran kişi ise eğer bu gıybet olur mu acaba diye vicdanımızda kalbimizde bir soru işareti kalan hiçbir şeye hiçbir paylaşıma hiçbir yoruma da yaklaşmamak en doğru e, duruş olarak görünebilir diye düşünüyorum. Şöyle devam etmiş hadis şerif, kim mümin kardeşinin gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli hallerini ortaya çıkartır. Yani burada e, gizli hallerini bildiğimiz kişilerin, e, gizli, o gizli hallerini yaymıyorsak, bu sosyal medyada çok kolay bir şekilde yayılabilir. Bu aslında bizim için e, ahirette bir kurtuluş bileti, biletlerinden biri olabilir. Yani bu gözle bakalım olaya. E, yok, yoksa o gizli halleri saçtığımız, e, başka yerlere duyurduğumuz, Yaydığımız zaman o bileti de otomatik olarak geçersiz hale getirdiğimiz gibi bir de cebimize ateşten bir e, amel de koymuş oluyoruz. Çünkü hepimizin gizli halleri var. E, yok diyen insan yoktur. E, dolayısıyla bu mesele çok önemli yani. Sonrakine geleyim. E, sonraki hadis-i şerife. Kibirli ve kendinde olmayan şeylerle övünen kimse cennete giremez. İnsan gerçek hayatta kibirli olmakta zorlanabilir. Yani kibirli olunuyor, o ayrı. Fakat e, kibrini bir şeyle desteklemesi lazım. Yani ben büyük insanım, ben çok önemli insanım diye bir delil koyması lazım ortaya. E, bu gerçek hayatta insanı zorlayan bir şey. Kendinde olmayan şeylerle övünmek, gerçek hayatta yüz yüze insanlarla iletişim kurduğumuzda zor bir şey. Fakat e, sosyal medyada miş gibi yapmak daha kolay yani. E, bu yemek paylaşımlarıyla olabilir, yani normalde 40 yılda bir gittiğimiz yerlerdeki paylaşımlarımız sanki bizi hep oradaymış gibi, hayatı oralarda yaşıyormuşuz gibi bir kendinde olmayan şeylerle övünen insan durumuna bizi sokabilir. Gittiğimiz tatilleri paylaşım yapmak için gittiğimiz şeyler haline getirebiliriz. Aslında kitap okumuyoruzdur fakat çok kitap okuyan bir insan gibi kendimizi gösteriyor olabiliriz. Yani bu yaptığımız şey kitap okumak iyi bir şey belki ama Miş gibi yapmak, kendinde olmayan bir şeyle övünme durumuna bizi düşe, düşürebilir diye söylüyorum. Veya kendinde olmayan şeylerden bir tanesi şu da olabilir. Konjonktür bir tarafa doğru insanları götürüyordur. yani Mesela boykot etme e, konusunda e, sürekli boykot paylaşımları yapıp fakat aslında o boykota hiç katkı vermeyen, e, as, had, aksine sürekli boykot edilen ürünlerden alan kişiler olarak yaşıyorsak bu da e, bu hadis-i şerifin, içerisine bizi sokabilir. Veya İslam İslam deyip e, sosyal medyada çok Müslümanca görünüp e, akşam televizyonda Survivor izlemeye devam etmek gibi e, şeyler olabilir. Yani bu hadis-i şerifteki e, cennete giremeyecek olan kişiler kategorisine, çerçevesine, potasına, kovasına e, bizi sokacak olan kibir ve kendinde olmayan şeylerle övünme meselesine de e, sosyal medya olunca mesele e, çok dikkat etmek gerekiyor. Allah muhafaza. Sonraki hadis-i şerif şöyle. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Burada büyüğe saygı, yaş olarak da büyüğe saygı. Aslında mesela makama saygı yani ilim makamına mesela saygı, bilgiye saygı, bilene saygı, uzmana saygı, bir kişinin uzmanlığına saygı anlamında da olabilir. Sosyal medyada insanlar birbirini görmeyince maalesef çok daha rahat Haddini aşabiliyor. Hatta bazı e, kitaplarda e, felance yazar bu konuda şöyle demiş e, diye bir paylaşımda bulunuyor. Bahsettiği kitabın yazarı altına mesaj yazıyor. Ben öyle bir söz söylemedim diye. Ona cevap olarak araştırırsanız görürsünüz böyle bir söz var diyor. Yani bu aslında tamamen bilene saygı e, sınırlarını aşmak yani komik bir durum ama e, bu çok daha acı durumlara da sebep olabiliyor yani bilmeden fikir sahibi olmak, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak, bence veya bana göre mezhebine dahil olmak, sosyal medya söz konusu olunca çok daha kolay olabiliyor. Yani Burada e, küçüklere acımamak, büyüklere de saygı göstermemek sözle, klavye diliyle çok daha kolay fakat neticesi değişmiyor yani. Günahsa, amel defterine günah olarak kaydedilecekse, yanlışsa e, burada da yanlış. Sonraki hadis-i şerife bakalım. İnsanların en fenası birine ayrı diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır. Birine ayrı diğerine ayrı konuşan kimseye kıyamet gününde Allah ateşten iki dil verecektir. Burada da sosyal medyayı düşündüğümüz zaman duruma göre kitlenin hareket ettiği ortalama yöne göre sürekli fikir değiştiren, sürekli görüş değiştiren, sürekli duruş değiştiren, sürekli profil resmi değiştiren, Kişi durumuna düşmemek aslında bir duruşu varsa bir insanın onu değiştirmesi gerekiyorsa tabii ki değiştirebilir. Yani burada ben 20 yıl önce onu düşünüyordum şimdi de bunu düşünmek zorundayım diye bir şey yok. İnsan değişebilir fikirleri, görüşleri, hatalarını düzeltebilir. Değişebilir yani. Fakat burada normal hayatta da yanar döner insanlar vardır yani. Ya, sosyal medyada da sürekli olarak herkese başka türlü konuşan, bir ilke sahibi, duruş sahibi olmayan, insanlar gibi de olmamak gerekir. Yani insanın doğrusunun olması lazım. Yani az da olsa ilkelerinin, hakikatlerinin, prensiplerinin olması lazım. Bu hadis-i şerif bunu söylüyor. Hani Mevlana'nın pergelin sivri ucu metaforundaki gibi farklı yerleri gezebilir insan ama durduğu bir sabitesinin olması gerekiyor. O sabiteyi kaybetmek sosyal medyada daha kolay. Çünkü böyle bir sorgu suale çok fazla ihtiyaç duymuyorsunuz. ...savunmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu konuda da sosyal medyada bu hadis-i şerif önemli. Sonraki hadis-i şerif şöyle. Mümin insanlarla iyi geçinen kişidir. İnsanlarla iyi geçinmeyen ve kendisiyle geçinilmeyen kişi de hayır yoktur. Bu en fazla bize lazım olan şeylerden bir tanesi sosyal medya olunca. Yanlış anlamamaya önem vermek. Bir paylaşımda bulundunuz. Yani gönderdiniz paylaşımınızı altına sizi birazcık kızdıran bir şey geldi. Sizi eleştiren, sizin düşündüğünüzün öyle olmadığını söyleyen bir yorum geldi. Onunla hemen celallenmemek, hemen kırıcı ifadelerde bulunmamak, hemen ters tepki vermemek, hemen aşağılamaya kalkışmamak bu hadis-i şerifin kapsamına giriyor. Tabii o yorumu yapan kişi için de bu geçerli. Bu hadis-i şerif geçerli yani. Yani iyi geçinilen kişi olmak. Sosyal medyada da yorumlara yorum yapılıyorsa, mesajlaşılıyorsa e, kolay anlaşılabilecek, kolay geçinilebilecek bir kişi e, diye bilinmek aslında e, önemli. O, bu hadis-i şerifin e, o kişide hayır vardır kat tarafına geçer, geçirir Müslümanı. Yani buradaki e, önemli kıstaslardan bir tanesi de şu olabilir. Yani bir, bir birileriyle iyi geçinmek başka bir şey. Tamam o bir meziyet. Yani bir değer insan için. Fakat karşı tarafta o iyi geçinilen bir kimsedir. E, mesajını da kabul ettirmek, insanlarda o algıyı yerleştirmek onun üstüne ekstra bir meziyet. Yani belki o erdem haline gelebilen bir şey. İnsanlarda öyle bir algı oluşturmak da e, sosyal medya için söyleyeyim. E, insan için iyi bir şey yani. Amel defterine e, güzel bir özellik olarak e, yazılabilecek olan bir şey diye düşünüyorum. Sonraki e, hadis-i şerife geçtik. Muhakkak Allah sertlik ve kabalığa vermediği ecir ve mükafatları yumuşak huylulara ve güzel davranışlılara verir. Ve Allah bir kulu sevdiği vakitte ona, ona yumuşak huyluluk ihsan eder. Burada normal hayatta insanın sertlik ve kabalık veya bunun tam tersi özellikleri günlük hayatta malum. Yani bu diliyle olur, mimikleriyle olur, vücut diliyle olur, sözleriyle olur, davranışlarıyla olur. Kabalık bir bakıştan bir yumruğa kadar çeşitli alanlarda olabilir yani geniş bir perspektifi var bunun. Fakat sosyal medya olunca parmakların da yumuşak huylu olması devreye giriyor. Yani yazdığımız şeyi yumuşak bir şekilde yazmak veya her şeyi yazmamak. Yani bu da aslında yumuşak huyluluğun bir göstergesi olabilir yani. Bir, bir şey yavaş yavaş ateşleniyorsa, harlanmaya başlıyorsa onu bir odunda, ona bir odunda biz atmamak yani parmakları da dil gibi bazen suskunluğa e, terk etmek e, bu da Hazreti Peygamber'in e, buradaki yumuşak huyluluk vurgusuna bizi dahil edebilir. E, Allah hepimizi e, yumuşak huylu insanlardan kılsın mümkün olduğu kadar. Sonraki hadisi şerife geldik. Kişinin İslami güzelliklerinden biri de kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir. İnsanın kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir. Kişinin İslami güzelliklerinden biri bu hadis-i şerife e, sosyal medya e, tarafından baktığımız zaman aslında şu çıkıyor ben kanaatimce e, yani biz e, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk eden insanlar olsak internet kullanımı e, herhalde yüzde %90 civarında azalırdı. İnternette geçirilen süre de internette yazılan paylaşımlar da %90 oranında azalırdı yani. Çünkü genelde bizi ilgilendirmeyen şeyleri bizi ilgilendiren şeyler kategorisine sokup yani orada paylaşımlar yapıyoruz, yorumlar yapıyoruz, yorumlara cevaplar yazıyoruz. Ee, bu ne bizi ilgilendiriyor ne ilgilendirmiyor meselesi çok önemli bir konu bir Müslüman için. Yani buradan hasıl olan boş vakti yani bizi ilgilendirmediği için orada vakit harcamadığımız ve kazandığımız geri kazandığımız boş vakti çok daha hayırlı işlere harcayabiliriz. Ee, bu nasıl daha çok kitap okuyabilirimin tek başına cevabı olabilir mesela. Sonraki hadis-i şerife gelelim. İki kişinin arasını bozmaktan son derece sakının. Çünkü böyle hareket eden dini yok eder. Burada iki kişinin arasını bozmak için paylaşımlar yapmak ayrı bir aslında bir insan için feci bir durum. Fakat iki insanın arasının bozulmasına sebep olan veya olabilecek olan bir paylaşımın altına bir taraf durumunu kendimize seçerek oradan doğru paylaşımlar yapmak da aslında aynı şey aynı kapıya çıkıyor yani. İki kişinin arasını bozmaya veya bozulmasıya çalışılan araya bizim de katkı sunmamıza sebep olacak bir paylaşım yapmak, paylaşımlara yorum yapmak, yapılan yorumlara cevap yazmak. Yani bütün bunlarda bir uyanıklık halinde olması lazım Müslümanın. Benim bu yazdığım şey iki kişinin arasını bozmaya katkıda mı bulunuyor? Yani bu iki kişiden biri ben de olabilirim. Yani bir kişiyle atışmaya başladık. E, yorumlar, cevaplar, cevaplar, yorumlar. Bu acaba benim onunla aramı bozmaya doğru mu götürüyor? Bu paylaşımlar süreci. E, eğer öyleyse durmalı mıyım? E, durmamda mı hayır var? Yoksa nefsimin bana ona cevap ver. E, teşvikine uyarak mı gidiyorum? Paldır küldür bir yerlere doğru mu yuvarlanıyorum? Bunların hepsi aslında e, nefisle aramıza mesafe koymakla ilgili şeyler. E, bu, bu konularda da Allah e, kimseyi nefsiyle ve şeytanıyla baş başa bırakmasın. Böyle bir duası da var. Hazreti Peygamber'in bildiğim kadarıyla. Sonraki hadis-i şerif. Kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah çirkin düşük söz ve davranış sahiplerine buz eder. Allah çirkin düşük söz ve davranış sahiplerine buz eder. Yani Burada e, bir insanın sosyal medyadaki ilk duruşu nasıl ki biriyle yüz yüze karşı karşıya geliyorsak üstümüze başımıza, kıyafetimize, saçımıza, başımıza e, ilk görünüşümüze bakıyor insanlar. Yani dış görünüşüyle karşılanıp iç görünüşüyle, fikirleriyle uğurlanıyor ya insanlar. Sosyal medyada da mesela ilk e, karşılaş, karşılaştığında insanların bize ilk puanını vereceği şey mesela profil resmi. Veya işte ilk paylaşımları neyse yazmış olduğu bir söz. Burada profil resminde dini mesela din büyüklerinin fotoğraflarını koyabiliyor insanlar. Veya Allah hattı koyabiliyor. Veya Filistin bayrağı koyabiliyor. Gazze ile ilgili bir paylaşım koyabiliyor. Bu aslında ilk imajı Müslümanın. Kim olursa olsun ilk baktığı zaman ha bu böyle bir insanmış diye ön yargısını oradan başlatıyor. Fakat biz hem böyle bir profil resmine sahipsek yani kim olduğumuzla ilgili net bir mesaj veriyorsak fakat alta doğru gidildiğinde paylaşımlarımızda işte o çirkin düşük söz ve davranışlarla ilgili paylaşımlar varsa e bu da Allah'ın bize buğz edeceği bir noktayı 2 ile 3 ile çarpmış gibi oluyor. Yani zaten çirkin düşük söz insanın normal hayatta da işte sanal alemde de insanın yapmaması gereken bir şey. Bir de ona ben Müslümanım etiketiyle bunları yapmaya başlıyorsak bir suç hani bir suç bir kabahat yasada bir suçsa bunu basın yoluyla işlemek 2-3 ile çarpılıyor yani. Burada da aslında Allah'ın bize soracağı, bizi sorguya çekeceği şeyi böyle bir durumda 2 ile 3 ile çarpmış gibi olabiliriz. Yani bizim en baştan profil resmimizle de paylaştığımız görsellerle de yazdığımız yazılarla da her şeyle e, güzel ahlak konusunda bir tutarlılık sahibi olmamız lazım. Ve bu konuda e, İslam'ı da temsil ettiğimizi bir şekilde yani doğru veya yanlış e, temsil ettiğimizi de gözden kaçırmamak lazım. Çünkü bu da bir çeşit e, olumlu veya olumsuz e, imaj vermek, tebliği olumluya veya olumsuza çevirmek gibi bir sonuç da ortaya çıkartıyor. Yani Böyle bir durumda şöyle bir noktaya da geliyoruz maalesef. İnsanların kendisini nasıl pazarladığı, kendisini nasıl lanse ettiği, profil resminde ne olduğunu artık bakmadan konuşacağımız, söyleyeceğimiz şeyleri seçmeye doğru gitmeye başlıyoruz. Fakat bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi o yoruma açık yani. Sonraki hadis-i şerife gelelim. Kim yaptığıyla gösteriş yaparsa Allah onun yapmış olduğu gösterişin cezasını verir. Bu, bu buna benzer bir hadis-i şerifi biraz önce okumuştuk. Kim yaptığıyla gösteriş yaparsa Allah onun yapmış olduğu gösterişin cezasını verir. Yani yediğini, içtiğini, yardımını, sadakasını bir yere gidip yaptığı iyiliği vesaireyi her şeyi yaymamak gerekir. Hatta her şey değil. Bu tür şeyleri yaymamak gerekir gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Çünkü gösteriş yapıp yapmadığın konusu böyle bir durumda çok ince bir çizgi. Yani bir insan özellikle yaptığı iyilikleri Allah için yapıyorsa bana sorarsanız sosyal medyada hiç paylaşmamasında büyük fayda var. Çünkü bu bir risk yani. Bir sahabinin ileriki yaşlarında çok kıymetli bir sahabinin ileriki yaşlarında yemek yerken birdenbire ağlamaya başladığı ile ilgili bir hadis-i şerif var yanındakiler soruyor niye ağlıyorsun diye. O da diyor ki nice şeyler sahabi arkadaşlarım şehit oldular savaş meydanlarında. Hatta onlardan bazısını kefenlemek istediğimiz zaman gömleğini başına örtmesini için başına doğru çektiğimizde ayakları açıkta kalıyordu. Ayaklarını örtelim diye çektiğimizde başı açıkta kalıyordu. Onlar Allah'tan ...fedakarlıklarının karşılığını aldılar. Yani şehit oldular. Ben şehit olamadım. Şimdi bu yaşa geldim. Şu ağzıma atmış olduğum lokmanın... ...o zaman yaptıklarımın karşılığı olmasından... ...karşılığı olarak kabul edil, edilmesinden korkuyorum diyor. Yani onu, onun o hassasiyeti... ...aslında sosyal medyada... ...biraz bizde olmuş olsa... E, ...herhalde yaptığımız iyiliklerin... ...mümkün olduğu kadar gizli kalıp... E, Allah'ın amel defterinde karşımıza ilk kez çıkartacağı şeyler halinde kalmasını tercih edebiliriz. Yoksa gittik felence yere yardımda bulunduk. işte Ramazan'da şu kişilere iftar verdik gibi paylaşımlar o yaptığımız iyiliğin karşılığı olarak kabul edilebilir. Belki içimizde öyle bir niyet olmasa bile Allah muhafaza. Sonraki hadis-i şerife gelelim. Az kaldı zaten son iki hadis-i şerif. Bir Müslüman'ın bir Müslümanı korkutması ve heyecana düşürmesi helal olmaz. Biz bunu sosyal medyada e, paylaştığımız şeyler insanları korkutur mu, onları gereksiz yere heyecana düşürür mü, panikletir mi e, gibi konularda belki uyarlayabiliriz. Yani bu ne olabilir? Bir sınavla ilgili sonuç bekleyen birine e, sınavla ilgili onu heyecana düşüren fakat gerçekçi olmayan bir paylaşım yapabiliriz, yapıyor olabiliriz. Aslında bu hadis-i şerife e, şu da uyuyor yani gerçekçi olmayan diyorum ama yani gerçek olsa bile onu heyecana düşüren e, bir şey de bunun içerisine girebilir. E, korkutmak hele hele e, çok daha fazla. Bunun bu hadis-i şerifin içerisine girer. Yani sosyal medyada yaptığımız paylaşımların da e, Müslümanı, Müslümanları korkutması veya heyecana düşürmesi açısından tekrar paylaşılmadan önce gözden geçirilmesi, düşünülmesi gerekir bu hadis-i şerife göre. Sonuncusuna gelelim bu kitaptaki hadis-i şeriflerin. Kısa bir hadis, kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa ondandır. Aslında bu hadis-i şeriflerin hepsi okuyup da ben sanal alemde neler yapıyorum, biz sanal alemde neler yapıyoruz diye düşünüldüğünde insanı bir duraklatan, bir il, ilkilmesine sebep olan hadis-i şerifler. Bu da öyle. Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa ondandır. Yani akımlar çıkıyor. O akımlara göre mi paylaşımlar yapıyoruz? Ee, çok saçma akımlar çıkıyor mesela. Acaba hemen kapılıp gidiyor muyuz? Biz de yapıyor muyuz? Yaptığımız paylaşımlar bizi kimlere ben, kimlere benzetiyor? Yani burada bizim gerçekten benziyor olduğumuz evet önemli. Benziyor olup olmadığımız. Fakat Üçüncü kişiler, paylaş, paylaşımları gören kişiler, bizim o topluluğa benzediğimiz algısına düşüyor mu? Yani o algıyı meydana getirmek bile aslında yanlış bir noktaya bizi götürebilir. O açıdan paylaşımları tekrar yukarıdan aşağı, tekrar bir gözden geçirebiliriz. Bizi hangi topluluğa veya hangi kesimlere benzeten paylaşımlar yapıyoruz? İnsanların bizi neye benzettiği, hangi konuda bizim hakkımızda ne düşündüğüne sevk ediyor paylaşımlarımız. Bunları da bu hadis-i şerefe göre tekrar gözden geçirmek lazım. Bu videoda bir kitaptan, Nursema Hatipoğlu'nun Gerçek Ya isimli kitabından, kitabın son bölümünü almış olduğu Peygamberimizden öğütler kısmında 18 hadisten bahsettik. Bu hadis-i şerifleri sosyal medya ahlakı açısından nasıl görmek lazım diye irdeledik, analiz ettik, üzerinde tefekkür etmeye çalıştık. Kısa da olsa. olsa. Bunların bazılarına bir sürekli düşüyoruz. Bu hatalara düşüyoruz. Yani hiçbirimiz %100 bunlardan azade değiliz. Bu, bu konuda kendimi de ayırmıyorum yani. Mümkün olduğu kadar burada çizilmiş olan çizgilerin çerçevenin içinde kalan, İslam çerçevesinin içinde kalan, dışarıya da taşmamak ya mümkün olduğu kadar özen gösteren Müslümanlardan eylesin Allah bizi. Onun yardımı olmadan yapabileceğimiz hiçbir hayır yok. Kaçabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu sosyal medyada maalesef şeytanın daha frekansının yüksek çıktığı, onun söylediklerinin daha kolay yayıldığı bir alem. Kaçış yok gibi görünüyor. Allah mümkün olduğu kadar oraları da Müslümanlaştıran, güzel ahlakın yayılmasına vesile eden kişilerinden eylesin bizi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.